okullarda öyle bir fiili durum ortaya çıkmış ki kültür dersi öğretmenleri başlarında müdür baş yardımcısı olmak üzere ayrı bir grup, başlarında müdür olmak üzere diğer derslerin öğretmenleri sanki ayrı bir grup gibi okulda çalışıyorlar. Çok kısaca şundan da bahsedeyim. Sicil amirliği denen bir şey var. Yani bu kültür dersi öğretmenlerinin sicil amiri Türk müdür baş yardımcısıydı yakın zamana kadar. Bir takım değişiklikler oldu, onları da söyleyeceğim. Dolayısıyla müdür baş yardımcısının da amiri olmasına rağmen bu öğretmenler üstünde bir yaptığını bir idari tasarrufu olamıyordu. Yani bu sicil nedir? Sicil amirinizin size verdiği sicil ilerideki atamalarınızı, terfilerinizi etkileyecek bir etken, bir durum. Sonra bir değişiklik yapıldı. Müdür de Türkçe bu kültür dersi öğretmenlerinin sicil amiri haline getirildi. Tabii bir sürü başka sorun ortaya çıktı. Devlet memuru olmayan biri nasıl olacak da devlet memuru olan birine sicil verecek? Yani müdür dediğin devlet memuru değil. Ama sosyoloji öğretmeni, tarih öğretmeni, edebiyat öğretmeni devlet memuru. Nasıl olacak da bir özel şahsiyet bir devlet memuruna sicil verecek, onun hakkında sicil yazacak. Ayrıca öğretmenlerden, yani kültür dersi öğretmenlerinden ve müdür baş yardımcılarından bir takım dirençler geldi, bir takım kabullenmeme durumları ortaya çıktı. Ama zaten yapılan başka bir değişiklikle sicil amirliği ortadan kaldırıldı bu sefer. Nisan ayında yanılıyorsam, bu senenin Nisan ayında başka bir tek maddelik bir düzenleme ile sicil amirliği denen şey ortadan kalktı. Yani herkes için. Sicil amirliği ortadan kalkınca gene başa dönmüş olduk. Müdürlerin bu kültür dersi öğretmenleri üzerinde hiçbir tasarrufu, hiçbir yaptırımı kalmamış oldu. Nedir bunun sakıncası? Yani tasarruf derken neyi kastediyoruz? Diyelim ki diğer öğretmenlere, yani matematik, fen, neyse fizik, kimya vesaire, bu öğretmenlere bir takım meslek içi eğitimler, bir takım seminerler düzenleyebiliyor okul ve bunların tabii ki katılmasını talep ediyor, katılmasını bekliyor bu öğretmenlerden. Kültür dersi öğretmenleri devlet memuru oldukları için ve her devlet memuru gibi belli şartlarla ve belli saatler, çalışma saatleri sınırında, içerisinde çalıştıkları için bu eğitimlere katılmıyorlar, katılmak istemiyorlar vesaire. Dolayısıyla okul da, okul idaresi de bunları, bu eğitimleri, bu seminerlere katılmaları konusunda ikna edemiyor. Çünkü atıyorum çalışma saatini, bir memur, devlet memuru, öğretmen haftada 30 saat çalışıyorsa, 40 saat çalışıyorsa, bu okullardaki devlet memuru statüsündeki öğretmenler de belki de haklı olarak 30 saatten 40 saatten fazla çalışmıyorlar. Gördüğünüz gibi ortada iki tip öğretmen çıkıyor. Yani aynı okulda çalışıp farklı çalışma şartlarına, farklı koşullara tabi iki grup öğretmen olmuş oluyor böylece. Bu kültür dersi öğretmenleri arasındaki tasarrufsuzluğun başka bir yarattığı sorun tabi. İstenilen kalitede, bu dersler için konuşuyorum, yani kültür dersi diye tabir edilen dersler artı sosyoloji, istenilen kalitede öğretmenlerin olmaması. Niye? İşte okul çünkü arayıp bulup kalitesine güvendiği, maharetine güvendiği, öğretmenliğine güvendiği kişileri bu derslere öğretmen olarak atayamıyor. Bakanlığın gönderdiği öğretmenlerin kalitesiyle yetinmek zorunda. Bu da her zaman istenilen kalitede olmuyor. Dediğim gibi yani son zamanlarda okullara bir en azından fikir belirtme, tercih belirtme hakkı verilse de henüz fiiliyatta bu işlemiyor. Bu aynı zamanda şey için de geçer, onu da söyleyelim. Bu müdür baş yardımcısı için de okul idarelerine bir aday gösterme, biz şunu istiyoruz gibi bir hak gene kağıt üstünde bu değişiklikle verildi. Ama dediğim gibi fiiliyatta benim idarecilerle konuşmam neticesinde yani biz şunu istiyoruz desek de diyorlar. Gene bakanlık kendi istediği adamı bize müdür baş yardımcısı olarak atıyor.
Bu Türk müdür baş yardımcısının altında ele alacağım son mesele, bu müdür baş yardımcılarının gerek bakanlık yetkilileri, gerek mevzuatta, resmi yazışmalarda vesaire Türk müdür baş yardımcısı olarak zikredilmesi. Yani burada şöyle bir anlayış var. Bu okullar öğrencileriyle ve idarecileriyle birlikte bir yabancı kurum. Biz oraya bakanlık olarak öz be öz Türk birini atıyoruz. Bunların başında polislik ve muhbirlik yapması için oraya öz be öz Türk birini atıyoruz. Çünkü baktığınız zaman onun Türk müdür baş yardımcı olarak nitelenmesinin anayasal vatandaşlık gereği hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, o anlamda, etnik anlamda değil ama o anlamda herkes Türk zaten. Ama bunun başında Türk sıfatı getirenlerin bir etnik göndermesi var. Dolayısıyla bir katılımcının dediği gibi, hani bu okullarda okuyanlar ve bu okulu idare edenler dışarıdan gelmiş, başka yerden gelmiş, memleketin asıl sahibi olanlar da buraya kendilerinden bir temsilci göndermişler gibi anlaşılıyor ve algılanıyor. Tabi bu da dolayısıyla büyük bir ayrımcılığa uğrama hissi yaratıyor. Gelelim bir de kayıtlar sorununa. Kayıtlarda şöyle bir sorun var. Gene kanunlar gereği, mevzuat gereği Türkiye'deki Ermeni okullarında tırnak içinde saf Ermeniler okuyabilir. Yani ne demek bu? Türkiye'deki Ermeni okullarında anası, babası, atası, soyu, sopu Ermeni olanlar sadece okuyabilir. Dolayısıyla da buraya kayıt yapmak isteyenlerin ilk önce Ermeniliğini ispat etmesi gerekir. Buna nasıl ispat edilecek? Gene soy sop kütük araştırmasıyla. Yakın zamana kadar marif komisyonları kuruluyordu bunun için. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurduğu komisyonlar vardı. Veliler çocuklarını bu okullara kaydettirmeden evvel o komisyonlara gidip nüfus kütük araştırması marifetiyle Ermeni olduklarını ispat ederlerdi. Oradan bir izin alırlardı, bir kağıt alırlardı. O kağıtla birlikte okula gelip kayıtlarını yaptırabilirlerdi. Ben de kendi okulla gittiğim zamanlardan hatırladığım anekdotlar veya örnekler var. Mesela şöyle şeyler oldu. Çocuk kayıt yaptırıyor. Bir ay, bir buçuk ay, neyse birkaç hafta okuyor. Ondan sonra bu çocuğun babasının dedesinin veya kendi dedesi, yani geçmişte bir akrabasının Ermeniyken Müslüman olduğu ama bir müddet sonra Müslümanlıktan tekrar Hristiyanlığa, yani Ermeniliğe döndüğü keşfedilince kütük araştırması sırasında bu çocuk mesela okuldan alınıyor, alınabiliyor. Anlamıyor ki Milli Eğitim Bakanlığı bunu istiyor. Ha, bu politikaların ne kadar sıkı uygulanacağı tabii ki konjonktüre bağlıdır. Yani politik şartlar gergin olursa bu her zaman olduğu gibi, her kuralda olduğu gibi bunlar daha sıkı uygulanır. Politik şartlar rahat olursa bu kurallar biraz daha gevşek uygulanır. Ama hala hazırda, hala yani herhangi biri ben çocuğumu, ya şu okulun eğitimi iyiymiş, ben buraya göndermek istiyorum diyemez. İlk önce dediğim gibi Ermeniliğini ispat etmesi gerekir. Bu hep böyle değilmiş. 1940'lara kadar Ermeni olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bu okullara gidebiliyormuş. Hatta çok sık bilinen, akıllara yer etmiş bir örnek olarak hep Münir Özkul tekrarlanıyor. Çalıştayları da bu oldu. İşte diyelim ki Münir Özkul zamanında ilkokulu, Ermeni ilkokulunda okumuş. Ama bugün hala bu kural var. Yalnız şöyle bir şey getirildi tabii. Veya daha doğrusu iki değişiklik var. Bir tanesi, artık Milli Eğitim'in kurduğu komisyonlara gitmiyor veliler de o okulda var olan Türk müdür baş yardımcısından kayıt izni alıyorlar. Yani ortaya şöyle bir garabet çıktı tabii. Bu iki çift başlılık ve sicil çelişmesi dolayısıyla. Aslında müdürün aslı olan kişi, idari anlamda müdüre izin veriyor. Bu adamı bu okula kaydedebilirsin diye. Tabii müdür baş yardımcısı da kendi bilemez. Gelen adam ne kadar Ermeni ne kadar değil. O da muhtemelen
nüfusa soruyor vesaire, devletin başka birimlerine soruyor ve oradan olur yanıtını aldıktan sonra müdüre gelen öğrenci kayıt emri veriyor. Yani ben müdürün yardımcısıyım ama müdüre bu öğrenciyi kaydedebilirsin diye emir veriyorum, izin veriyorum. Dolayısıyla böyle bir değişiklik var. Yani iyi bir değişiklik mi? Evet, artık uzaktaki yerlere gitmiyorsun da kendi okuluna gidiyorsun. Daha az yürüyorsun. Yani böyle bir şey var. İyilik oldu. İkinci değişiklik, medeni kanundaki erkek ailenin reisidir. Şeyi değiştirildikten sonra, ibaresi değiştirildikten sonra tabii bu okullara kaydolacaklar için de sadece Ermeni babadan olma şeyi aranırken, şart aranırken eskiden kanundaki bu değişiklik sonrasında Ermeni anadan veya babadan olma şartı getirildi. Yani kısıtlama biraz genişletildi. Biraz öyle söyleyelim. Yani tabii medeni değil mi? Medeni kanundaki genel bir değişikliğin sonucu. Özellikle bu okullara yönelik yapılan bir değişiklik değil. Gelelim dil meselesine. Ermenice'nin durumu, eğitim ve dil. Tabii ki çok açık bir şekilde biraz da bu başta bahsettiğim erimeye, yıkıma paralel olarak Ermenice'nin de bir zayıflaması, hatta onun için de aynı tabiri, yıkımı tabirini kullanabiliriz söz konusu. Artık Türkiye'li Ermenilerin Ermenice üzerindeki hakimiyetleri ve maharetleri gitgide azalıyor. Okullarda da şöyle bir durum var. Ermenice bir öğrenciler tarafından bir ders dili olarak algılanmaya başlanmış. Yani ne kastediyoruz? Ermenice'yi günlük hayatta kullandıkları bir sosyalleşme aracı, tırnak içinde günlük hayatın normal dili olarak değil, sadece derste, ders müddetince, yani Ermenice dersinden bahsediyorum, ders müddetince öğretmenleriyle konuşmaları gereken bir dil olarak öğrenciler artık algılıyor, kabul ediyor ve buna göre davranıyorlar. O dersin gereği olarak Ermenice konuşup teneffüste oyun oynarken birbirleriyle Türkçe konuşuyorlar. Ve tabii bu işin sadece bir şeyi, buna paralel olarak bütün alanlarda Ermenice'nin bir gerilemesi söz konusu. Bunun tabii sosyolojik nedenleri var. Çünkü bir sosyalleşme dili olmaktan çıkmış. İşte Ermenice'nin bir sürü yayın odakları kısıtlı. Hem sözlü hem görsel yayın olanakları kısıtlı vesaire vesaire. Dolayısıyla böyle bir durum var. Uzmanlar diyelim, eğitimciler buna karşı çarelerden biri olarak Ermenice öğrenilmesine okul öncesi eğitime taşımak istiyorlar veya bunun bir çözüm olabileceğini söylüyorlar. Yani bu nedir? Kreşler. Yani çocuklar henüz küçükken işte gene uzmanların dediğine göre dil öğrenme kabiliyetleri ve o dili içselleştirme kabiliyetleri, maharetleri en yüksek seviyedeyken bu işe başlamak gerektiğini düşünüyorlar. Tabii orada da şöyle bir sorun olabilir. Sadece Ermenice konuşulacak kreşler açmak gene yasal mevzuatla ne kadar uyumlu? Bunun yasal altyapısı mevcut mu? Orada ciddi şüpheler var. Çünkü nihayetinde gene Ermeni olmayan biri de o kreşe çocuğunu göndermek isterse ne olacak? Bu şikayet konusu olursa ne olacak? Yani sadece Ermenice konuşan kreş açtınız. Bir kişi de başka, yani Ermeni olmayan bir kişi de çocuğunu o kreşe göndermek istedi. Ama siz dediniz ki bizim kreşimizde sadece Ermenice konuşuluyor. O kişi de ne bileyim bir şikayet konusu haline getirirse bunu ne olacak gibi bir takım sorular, sorunlar, yani hiçbir yasal mevzuat veya yasal altyapısı yok bu işin. Ama Ermenice öğrenimini okul öncesine taşımak bir çözüm ihtimali olarak orta yerde duruyor. Tabii bu Ermenice'nin gerilemesinin okulla ilgili, eğitimle ilgili bir sebebi de kitap eksikliği, yani malzeme eksikliği. Çağdaş pedagojik ilkelere uygun bir Ermeni dili ve edebiyatı kitabı yok. Bugün Ermeni okullarda okutulan Ermeni dili ve edebiyatı kitabı yanlış hatırlamıyorsam 1920'lerin başında basılmış bir kitap. Ben de okudum.
Ben bitireli 20 sene oldu okulu. Onlar okuyor. Onlar benden evvelkiler okudu. Herkes okuyor. Kitap iyi bir kitap aslında. Yani kitabın bir kabahati yok. kitap iyi ama artık o kitabın Ermenicesi bugün burada yaşayan Ermenilerin Ermenicesinden çok iyi. Onlara daha kötü bir kitap tırnak içinde. Dili o kadar ağır olmayan bir kitap lazım. Velhasıl bir kitap eksikliği var. Bu kitap eksikliği nasıl giderilecek? Tabii yeni kitap yazarak giderilecek. Fakat bununla ilgili de bir takım girişimler olmasına rağmen bir takım bürokratik engellerden ve yavaşlatmalardan dolayı öğretmenlerin bize söylediği bu girişimlerde çok fazla ilerleyemeden nihayete ermiş. Neyse ona finansal sorunlarda veya öğretmen şeyinde geliriz. Zaten Türkiye Ermeni toplumunun kendi içinden böyle bir kitap çıkarabilmesi de başlı başına zor bir iş. Burada devletin finansal ve operasyonel desteğine ihtiyaç var. Hayır, devlet de tabii bunu nereden nihayetinde alacak? Yurt dışından alabilir. Devletin de Ermenice'ye hakim kadroları olmadığına göre bunu da devletin de bunu dışarıdan bir yardım alması lazım. Ama gelin görün ki hani devletin zaten böyle bir yardım almaya hazır olması bir yana, örneğin Ermeni okullarının kütüphanelerinde Türkiye'de basılmamış Ermenice kitap bulundurulması yasak. Yani dolayısıyla siz Ermenice öğretimi için başka bir ülkede, Avrupa'da, Ermenistan'da, ne bileyim başka bir ülkede basılmış bir kitabı resmen okulda bulunduramazsınız. Öğretmenlerin, idarecilerin bize söyledi. Hani dediğim gibi, demin söylediğim şeyi tekrar edeyim. Yani kurallar şartlara göre esnetilebilir, genişletilebilir. Ama istenildiğinde uygulanmaya konmak üzere burada böyle bir yasak var. Hani bu o kadar eski de bir uygulama ve yasak ki, yani idarecilere soruyorsunuz bunun kaynağı nedir? Bir yönetmelik midir? Bir genelge midir? Size gelmiş bir şey midir? Ha, onu hatırlamıyorlar. Çünkü bu 30 sene evvel belki gelmiş bir genelge. Şu anda bu yasağın kaynağını kimse hatırlamıyor ama böyle bir yasak olduğunu biliyorlar. Zamanında, yani geçmişte bununla ilgili soruşturma geçiren öğretmen ve idareciler olduğunu söylüyorlar. Yani burada yapılması gereken şey, böyle bir yasak varsa başka bir genelgeyle kaldırmak, böyle bir yasak yoksa olmadığına dair bir genelge veya bir direktif vermek tabii bakanlığa düşen iş. Ermenice okullarda Ermenice konusunda başka bir sorun, Ermenice faaliyetler için, kültür faaliyetleri için izin almanız gerekiyor. Yani diyelim bir Ermenice bir tiyatro oynayacaksınız, diyelim bir Ermenice şiir okuyacaksınız. Hatta ve hatta diyelim ki müdür veya bir öğretmen sene başında senenin açılış konuşmasını Ermenice yapacak. Bütün bu metinlerin Türkçe'ye çevrilip evvelden il veya ilçeye gönderirsiniz. Siz ama ilçede muhtemelen sorumluluk almayacağı için onu ile gönderir. İlçe eğitim müdürlüklerine, il eğitim müdürlüklerinden izin almak zorundasınız. Yani bu faaliyetler yapılabilir vesaire. Dolayısıyla basit bir şiir okumak, işte basit bir tiyatro oynamak için bile birkaç ay sürecek izin süreçlerinden geçmeniz gerekiyor. Tabii ne oluyor? Birçok kişi, yani birçok idareci, birçok şeyde bunun zahmetini de almak istemedikleri için bu tür faaliyetlerden vazgeçiyorlar. Dolayısıyla bu da bir okulda işte tabii ki dilin öğretilmesi, dilin geliştirilmesi için büyük bir engel teşkil ediyor. Diyelim ki bir duvar gazetesi bile yapacaksanız Ermenice, onların hepsini de çevirmeniz, işte bir dosya hazırlayıp onu gerekli bürokratik şeye göndermeniz, makama göndermeniz ve oradan izin almanız gerekiyor. Asıl ilginç olan, İngilizce bir müsamere yapacaksanız örneğin, İngilizce bir duvar gazetesi hazırlayacaksanız veya Almanca veya Urduca, böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ancak ve ancak Ermenice bir faaliyetiniz varsa onun için bu işlemlerden geçmek zorundasınız. Yani zaten bu da herhalde fazla bir açıklamaya gerek kılmayacak şekilde devletin zihniyetini ve işte bakışını gösteriyor. Eskiden biliyorsunuz 5 sene ilkokul, 3 sene ortaokul, 3 sene de lise veya 4 sene okuluna göre lise vardı. Ermeni verilerin şöyle bir eğilimi vardı. İlk 5 sene
biz Ermeni okuluna gönderelim. Burada bir Ermenice'yi öğrensin. İşte bir Ermeni kültürünün asgari şeylerini, gerekliliklerini görsün vesaire. Daha sonra ortaokulda veya lisede, ortaokul ve lisede üniversiteye yönelik, yani üniversiteyi kazanmasına, iyi bir yer kazanmasına yönelik bir okula göndeririz. Başka bir okula göndeririz eğilimi vardı genellikle. Tabii 8 yıla çıkınca, ilköğretim 8 yıla çıkınca, hani 8 yılını bir Ermeni okulunda geçirmesinin, velilerin düşüncesini söylüyorum, çok iyi olmayacağını düşünerek çocuğunu ilk öğretimde bir Ermeni okuluna gönderen veli sayısı azaldı. Başından itibaren kendine göre, yani veliye göre oğlunun, kızının daha iyi bir eğitim alacağı okul tercih edilmeye başlandı. Dolayısıyla Ermeni okullarındaki öğrenci azalmasına, bu zorunlu ilköğretimin 8 ile çıkarılmasında olumsuz anlamda katkısı oldu. Tabii bu şunu gösteriyor, yani Ermeni okullarının o kadar artık bir geldiği zayıf bir durum söz konusu ki veya hassas bir durum söz konusu ki eğitim sisteminde yapılan her genel değişiklik amaçlanmasa bile, doğrudan hedeflenmese bile Ermeni okullarında olumsuz bir etki yaratabiliyor. Biraz hızlanayım, şey kalmış. Finansal sorunlar tabii ki önemli. Başta da söylediğim gibi bu okullara eğitim masrafını kuruşu kuruşuna karşılayacak öğrenciler değil yalnızca, hiç karşılayamayacak, çok az karşılayacak öğrenciler de alındığı için her sene belli bir, her okulun hemen hemen bütçe açığı söz konusu olur. Bu bütçe açıkları da gene Türkiye Ermeni toplumunun kendi imkanlarıyla kapatılmaya çalışılır. Yani para toplanarak, insanlardan para toplanarak kapatılmaya çalışılır. Yani başka bir deyişle biraz palyatif bir şekilde yürür. Burada, yani bu finansal sorunlar söz konusu olduğunda artık doğrudan devlet desteğine ihtiyaç var. Kamu desteğine ihtiyaç var yani. Zaten başta da söylediğim bu statüyle fiili durum arasındaki fark da burada ortaya çıkıyor. Çünkü bu okullar zaten bir kamu kurumu gibi çalışıyorlar. Bir devlet okulu gibi çalışıyorlar işlev olarak. Nasıl dolayısıyla devlet diyelim ki kamu okullarını finanse ediyorsa en azından kısmi olarak bu okulların da finansmanı konusunda bir adım atılmalı. İdarecilerin söylediği hiç olmazsa en azından okuldaki bütün öğretmenlerin, yani bakanlık tarafından atanmış olsun olmasın, bütün öğretmenlerin maaşlarını devlet verebilir diyorlar. Ve bu devlet, yani Milli Eğitim bütçesine getireceği yük de oran olarak çok cüzi. Bütün Ermeni okullarında, hemen şöyle bir bakayım size, 360, yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan öğretmenler hariç zaten 368 öğretmen varmış. Yani bakanlık tarafından şu anda çalıştırılan sözleşmeliler dahil 800 bin öğretmen varmış. Bu 800 bine eklene eklene 368 kişi daha eklenecek eğer devlet diyelim ki bu okullardaki öğretmenlerin maaşını ödemeyi taahhüt ederse, kabul ederse. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Zaten 1974'e kadar, yani Kıbrıs sorunu patlayana kadar devletin bu okullara, yani azınlık okullarına doğrudan yardımı söz konusu. Fakat miktar o kadar azalmış ki, yani 74'te hani bir öğrencinin iki öğünlük yemek parası gibi. Çok sembolik bir şeye inmiş. Dolayısıyla yapılması gereken bu uygulamanın anlamlı rakamlar bazında tekrar uygulamaya geçirilmesinden başka bir şey değil aslında. Yani devletten veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden geçmişte yapmadığı bir şey de isteniyor değil. Geçmişte yaptığı bir şeyi anlamlı bir miktar olarak tekrar uygulamaya konması bekleniyor. Öğretmen yetiştirme sorunu. Tabii bunların hepsine paralel olarak, yani dilin geri kalması, finansal sorunlar vesaire, bunlara paralel olarak tabii okullarda öğretmen sayısı ve kalitesi de yetersiz. Bunun kendini gösterdiği birinci alan sınıf öğretmenliği. Sınıf öğretmenleri konusu, öğretmenliği konusunda büyük bir açık olduğunu söylüyorlar. Fakat son zamanlarda gene bir olumlu, belki bir değişiklik, olumlu diyebileceğimiz bir değişiklik. Bir takım branş öğretmenlerini de
sınıf meslek içi eğitimle sınıf öğretmeni olarak atamanıza bakanlık izin veriyor artık. Bu biraz elini rahatlatan bir şey oldu okulların. Dolayısıyla işte diyelim ki hayat bilgisi, fen falan neyse artık veya başka bu derslerin öğretmenlerini sınıf öğretmeni olarak atayabiliyorlar. Ama yine de sınıf öğretmenliği konusunda büyük bir açık var. Gene idarecilerin bize söylediği sınıf öğretmeni yetiştirme konusunda da gene finans ve operasyon anlamında devlet desteğine ihtiyaç var. Çünkü artık Ermeni okulları böyle bir projeyi kendi başlarına yürütecek dinamizmden ve yürütecek imkanlardan yoksunlar maalesef. Dolayısıyla öğretmen yetiştirme konusunda da var. Tabii ki aynı şey Ermenice öğretmeni söz konusu olduğunda da böyle bir sıkıntı var. Okullarda dile hakim, Ermenice'ye hakim Ermenice öğretmeni sayısı çok az. Ve bunların hemen hemen hepsi alaylı. Yani ne demeye çalışıyoruz? Bunlar aslında meslek olarak Ermenice öğretmeni değiller. Kendilerinden evvel tırnak içinde daha yaşlı hocalarla birlikte derse girerek onlarla özel dersler yaparak vesaire bu hakimiyeti, bu öğretmenlik, Ermenice öğretmenliği maharetini elde etmeye çalışıyorlar. Tabii ki ülkede yeterli sayıda demeyi bırak, yani işlevsel anlamda anlamlı bir şey yok. Ermenice dili ve edebiyatı kürsüsü yok. Bir tane Ankara Üniversitesi'nde, bir tane Trakya Üniversitesi'nde açılmış. Ama Ankara Üniversitesi'nde bir bölüm başkanı, bir araştırma görevlisi var. Dolayısıyla şey yok. Trakya'da da son birkaç aydır Ermenistan'dan oraya hoca getirdiler. Orada biraz ilerleme var ama henüz orada da bir şey yok. Tabii hemen parantez içinde şunu da belirteyim. Yani bilmeyenler için. Ermenistan Ermencesi ile Türkiye'nin Ermencesi arasında bir lehçe farkı var. Yani hani ben dil bilinci değilim ama herhalde şeyle aynı şey olarak Türkçe ile Azerice arasındaki fark gibi. İki kişi böyle anlaşabilir vesaire. Ama oradan getireceğiniz öğretmenler size hani o, eğer tabii kendi formasyonu itibariyle Batı Ermencesine hakim değilse, o ayrı başka bir şey. Doğu Ermencesi size öğretecektir ama neyse, bu bir dipnot olarak belirtmiş olalım. Dolayısıyla bu kürsülerin sayısının arttırılması lazım. Okullardaki ayrımcı uygulamalar neler? Aslında bu daha evvel de başka yerlerde söylenmiş şey, ders kitapları tabii ki. Ders kitaplarında özelde Ermenilere, genelde gayrimüslimlere ve diğer işte azınlık gruplarına yönelik ırkçı ayrımcı ifadeler var. Ya bunun ayrıntısına girmeyeceğim. İşte aslında hain gibi, işte yabancı gibi vesaire bir sürü sıfatla bunlar tanımlanıyor. Tabii ki eğitim çağında, ilk öğretim çağında bu gruplar için böyle sıfatlar kullanıldığını gören öğrencilerin sonra ne olduğu malum. Zaman zaman okullarda Ermeni sorununa yönelik bir takım propaganda amaçlı faaliyetler de bakanlık tarafından gündeme getirilebiliyor. İşte diyelim ki ilk öğretim öğrencilerinden bir Ermeni sorunuyla ilgili kompozisyon yazmaları isteniyor. Veya ilk öğretim öğrencilerine veya lise öğrencilerine işte Ermeni sorununu ele alan bir takım DVD'ler, filmler seyrettirilmesi isteniyor vesaire. Tabii pedagojik olarak öğrencilerden, yani o yaştaki öğrencilerden böyle bir şey beklemek ne kadar doğru? O da çok büyük soru işareti. Tabii ki bir andımız meselesi var. Bu andımız zaten başlı başına kendi içinde sorunlu bir şey. İçeriği itibariyle. Dolayısıyla tabii ki Türkiye'li Ermenilerin de bu andımız denen işte metni her sabah okuması bir rahatsızlık yaratıyor, bir ayrımcılık hissi yaratıyor. Bu çalıştaylarda sık sık gündeme getirildi, vurgulandı. Tabii ki bu böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Buna benzer bir şekilde zaman zaman çeşitli günler veya haftalar vasıtasıyla düzenlenen faaliyetlerde de doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcı ifadelere ve tavırlarla karşılaşılabiliyor. Örneğin işte dil haftası kutlanıyor. Bir pano yapılıyor diyelim ki okulda. Yazılan şey, en güzel dil Türkçedir. Şimdi
Ermeni okulunda okuyan Ermenice öğrenciler, Ermeni öğrenciler, yani Ermenice öğrenecekler, Ermenice okuyacaklar, ana dilleri Ermenice, kağıt üstünde en azından. Ama yani onlara verilen ibare veya propaganda en güzel dil Türkçe olunca çocuk da o zaman Ermenice öğrenmiyor. İkinci güzel dil sıralaması, üçüncü güzel dil sıralamasına girmiyor. Yani diller arasında böyle bir tabii ayrımcı ve hiyerarşik bir dil kullanılması da başlı başına bir sorun oluyor. Doğrudan Türkiye'li Ermenileri de ilgilendirmemesine rağmen bir Ermenistanlı çocuklar sorunu var. İki cümlede onunla ilgili edeyim. Biliyorsunuz gene rakam tartışmalı olmakla birlikte veya tam bilinmemekle birlikte Türkiye'de Ermenistan'dan gelip burada yasal bir statüye sahip olmadan bulunan çalışan insanlar var. Ve bunların tabii ki okul çağında çocukları var. Bunlar yakın zamana kadar gayri resmi diyeceğimiz mekanlarda gayri resmi öğretmenlerle bir gayri resmi eğitim yürütüyorlardı. Tabii ki bu bir sorun çünkü bunlar bugün gelip yarın giden kişiler değil ve dolayısıyla çocuklar da bugün gelip yarın gitmiyor. Bu çocuklar büyürken temel eğitimden yoksun kalıyorlar. Yani okuma yazmadan, dört işlemden vesaire vesaire bunları bilmeden büyüyorlar veya büyüyorlar, böyle bir sorun var. Yakın zamanda şöyle bir bakanlık şey getirdi. Bu öğrenciler misafir öğrenci statüsünde Türkiye'deki Ermeni okullarına kaydolabilirler ama sınav alamazlar, diploma alamazlar resmen. Sadece bu okullara gayri resmi şekilde gelip orada derslere devam edebilirler. Tabii eski duruma göre bir adım iyi bir şey. Ama bu gene yani AKP politikalarının tipik bir şeyi, uygulaması. Yani bir adım ama ileri doğru bir adım ama sorunu kökten çözen bir adım değil. Bunun için başka şeyler düşünülmesi gerekiyor. Ya bu öğrencilere has bir kurum oluşturulması, bir şekilde bunların devam etmesi gerekiyor. Ya bunlara bir belge verecek bir şekilde, bir diploma gibi bir şey verecek şekilde bu işin düzenlenmesi gerekiyor vesaire. Yani birçok başka bir şey düşünülebilir. Veya bunlara bir vasi tayin edilip burada, yani bunların, dediğim gibi, bunların hepsi tekrar düşünülmesi gereken bir şey. Yani ileri bir adım ama sorunu kökten çözmeyen bir adım. Tabii temel eğitimden yoksun büyümekin ne kadar olumsuz bir şey olduğunu uzun uzun burada anlatmaya gerek yok. İleride bu insanları tabii ki bir hayat sorunuyla karşı karşıya kalacaklar. Yani temel eğitimden yoksun kaldıkları için.